Sen mi başkanısın? Sarık gelmişsin. Bugünkü başkanımız var. Biz yazıyoruz. Ömer. Ömer ben. Değil mi Ömer? Herkese komut ver bakayım. Bitirdiniz mi? Herkes bir de güzel sıksın. İşlerinizi bitirin de. Yazamadım ki. Temiz olsun de. Elinizi yıkayın de. Tamam, bugünkü şefimiz o. Ben bitirdim. Ömer. Ben bitirdim. Ne yazalım sen? Ne yazalım? Ustalar kolay gelsin. O büyük şeflerden birisi size izah etsin. Burada ne yapıyorsunuz? Erkan şefi. Hocam, biz açlık kampı dizinin eğitimine başlamıştık. Nasılsın? Bugün de ben geldim, ana okulumuzu öğrenciler ziyaret ettiler. Onlar biraz güzel bir geçirdim. Burası ben geldim. O zaman aşçılığın yaşı yok mu? Eğitimin yaşı yok mu? Aşçılığın da yaşı yok mu? Çok iyi yapmışsınız. Çocuklarla beraber burada aynı zamanda da davranışlar yapmak için her bir evlendik burada buradan sağlıklı annelerin yemek yapmasını istiyoruz. Süt içmelerini öneriyoruz ki onlara birer tane süt veriyoruz sağlıklı. Neden bulgur? Bulgur sağlıklı. Çok sağlıklı bulgur. Hani sonra pirinç ya da başka bir şey. Çocuğun gelişiminde bulgurun çok büyük önemi var. Tahılda tahılların en önemli besin kaynağının en önemli maddeler maddeleri bulgur. Ve bizim doğal Anadolu'nun ünlü olması. Sıkıldınız mı? Dünyada olacağız. Sen sıkılmadın mı? Senin maşallahın var zaten. Sen de sıkılmadın. Tanıyor mu onu? Evet. Sen kimin oğlusun? Sen kimin oğlusun? Sen kim? Değil, bu sene ikincisi üzerine aşçılık kampına öncelikli olarak bu işin önderliğini yapan aşçılık aşçılık okulları, okulu mezun değerlerimize teşekkür ediyorum. Aşçılık okulumuzun yönetimine, Milli Eğitim'e teşekkür ediyorum. Bugün burada bir duyarlılık, bir sosyal sorumluluk projesiyle bizlere bu güzel sunumu hazırlayan ekibe teşekkür ediyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuklarımızın Bayramı'na yönelik bu etkinliği düzenlemeniz takdire şayan bir durum. Tadı çok güzel. Onların olduğu yere ortam tatlı. Gördüğüm kadarıyla kepler de çok yakışmış. Bugüne kadar gördüğüm en tatlı şefler diyeyim. İnşallah çok güzel. Bahtları da böyle tatlı olur. Sizlerin önlükleri gibi sizleri temsil ettiğiniz güler yüzünüz onların hayatlarına yansın. Teşekkür ediyorum ben herkese. Katılımcılara teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederiz. Sayın Belediye Başkanım, siz de birkaç bir söz söylerseniz. Evet, Sayın Kaymakamım, Sayın Mevkubi'ne o kadar güzel anlattılar, paylaştılar ki ben de birkaç kelimeyle önce size son derin ikincisini düzenlemiş olduğumuz ulusal aşçılık kampımızı başarılı sinetimizi temelisinde bulunuyorum. Ve aşçılık kampı öylesine bir boyut kazandı ki birincisi yapıldığı zaman daha o gün ikincisi konuşulmaya başlandı. Aşçılık kampı gerçekten özlenen ve beklenen bir kampa dönüştü. Ve Menge'nin o doğasıyla, o Menge'nin aşçılık genleriyle o kadar güzel bir şey yok. Bir beraberlik konuşturdu. Biz de Mengenler olarak, Menge
Meltem Belediye Başkanı olarak ilçemizde bizleri konumlandıran, bizleri sevindiren ve aşçılık mesleğini o kadar büyük köklerden büyük bir çınara dönüştüren ve bugün de 23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde Bengen İlköğretim Okulumuzu çok değerli ana sınıf öğretmenimize ve sevgili öğrencilerimize, sevgili yavrularımıza açılık kampına verdikleri destekler dolayı çok teşekkür ediyorum. Burada geleceğin şefleri, geleceğin büyük ustalarıyla beraber burada olmaktan son derece mutluyum. Ve ben genç şeflerimizin bu özel bugünkü menülerinden eğer müsaade ederlerse bir tane tadabilir miyim? Peki sen ikram edebilir misin? Tabii senin elinden alabilir miyim? Yani hadi bakalım. Hangisinden vereceksin? Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar nasıl, beğendiniz mi? Evet. Güzel eğleniyor muyuz peki? Evet. En çok hangi şefinizi sevdiniz? Bu zor bir soru. Erkan şef değil mi? Erkan. Hadi Erkan şefinizi bir alkışlayalım bakalım. Hadi. Dediğimde hep beraber aşçılık kampı söylüyoruz. Tamam mı? Anlaştık mı arkadaşlar? Tamam. 1, 2, 3. Herkes kendi istediğini yaptı. Bazı kişilik istedi.
bazıları fındıklı, bazıları çikolatalı değil mi? Torba tutuşu tamam değil mi arkadaşlar? Evet. Çok iyi. Bravo. Gerçekten. Yedi mi kendi? Şöyle sizler yapmadınız. Benim çocuklar da.